Is everything in place? You weren't supposed to relieve me. I know, but I felt like taking a shift. You like him, don't you? You like watching him. Don't be ridiculous. We're gonna kill him. You understand that? Morpheus believes he is the one. Do you? It doesn't matter what I believe. You don't, do you? Did you hear that? Hear what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. I better go. Teknopat'tan herkese merhabalar. Ben Recep Altaş. Bu videoda sizlerle birlikte Dual Boot Mac kurulumuna bakacağız. Dual Boot nedir? Aynı anda iki işletim sistemini birden boot etmeye deniliyor kısacası. Biz burada macOS X Mountain Lion ile birlikte Windows 8'i boot edeceğiz. İsterseniz ilk olarak Mac'in kurulumuna bir bakalım. Mac'in kurulumunu nasıl gerçekleştireceğiz? Ve Mac kurulumu sonrasında da Windows 8 kurulumuna göz atalım. Kurulum ekranına geldi karşımıza görmüş olduğunuz gibi. Fakat burada Mac'i kurabilecek herhangi bir diskimiz yok. İsterseniz ilk olarak izlencelere girelim. Ve ardından disk izlencesini seçip kuracağımız diski seçelim. Burada üstte sol kısımda bir adet 128 GB'lık SSD'mizi görüyorsunuz. 32 GB'lık Corsair USB belleğimiz ve onun da altında optik sürücümüzü görüyorsunuz. Diski ikiye böleceğiz. O yüzden SSD diskimizi seçiyoruz ve ardından sağdan bölüntüle diyoruz. Bölüntü yerleşimini şu anki değil, iki bölüntü yapalım. Yani iki partition yapalım. İlk partition macOS X genişletilmiş günlüklü olsun ve adını isterseniz Mac olarak değiştirelim daha açıklayıcı olmak için. İkinci bölüm ise yine 64 GB, tam ikiye bölüyoruz diski. Onun adını da isterseniz Windows 8 yapalım. Burada en önemli konu ikinci bölümün, yani Windows 8 kuracağımız bölümün dosya sistemini MS-DOS FAT yapmak. MS-DOS FAT yaptıktan sonra dosya sistemini, hatta 8'i silelim, FAT'ta bazı sorunlar olabilir, Windows yapalım direkt. MS-DOS FAT yaptıktan sonra uygula diyoruz ve bölüntüle diyoruz. Evet, şimdi iki farklı bölümümüz var görmüş olduğunuz üzere. Bir tanesi macOS, diğer ise MS-DOS FAT bölümü. Şimdi isterseniz kuruluma geçelim. Burada görmüş olduğunuz gibi Windows, yani FAT32 diskimizin üzerinde bir ünlem işareti var. Bu da ne demek oluyor? MR3'ü MS-DOS FAT32 biçimindeki bir diske yüklenmez. Zaten aşağıda hata gözüküyor. Eğer siz de benzer bir ünlem işaretiyle karşılaşırsanız unutmayın. Aşağıda ilgili hata yazıyor. Bu hataya bakarak neden bu diske kuramadığınızı, kurulum gerçekleştiremediğinizi görebilirsiniz. Soldaki Mac diskimiz için gayet uyumlu ve kurulum yapabileceğiz. Görmüş olduğunuz üzere zaten diskimiz seçili. Yükle diyerek kuruluma başlıyoruz. Yükleme tamamlandı. Şimdi bilgisayarımız yeniden başlıyor. Bilgisayar yeniden başlarken tekrar USB elekten boot edeceğiz. Bu yüzden F12 tuşuna basıyoruz ardı arda. Evet, görmüş olduğunuz üzere boot menüsü geldi karşımıza ve tekrar UEFI USB hard drive seçiyoruz. Sağda görmüş olduğunuz gibi macOS X kurulu diskimiz. Şimdi bu diski bir UEFI boot seçeneği olarak ekleyelim isterseniz. İkinci Clover Boot Options'a giriyoruz. Ve ardından Add as UEFI Boot Options diyoruz. Görmeniz için bir alt menüye geçiyorum. Tekrar üste geliyorum ve Add as UEFI Boot Option diyorum. Bu da artık boot seçenekleri arasına eklendi. Şimdi isterseniz sistemi boot edelim ve kuruluma devam edelim. Diskimizi ikiye böldük ve diskin ilk bölümüne macOS X Mountain Lion'ı kurduk. Şimdi isterseniz aynı belleğe attığımız Windows 8 işletim sisteminde bilgisayarımıza takalım. Ve diskin ikinci bölümüne de Windows 8'i kuralım. Şimdi bilgisayarımızı açacağız ve USB elekten Windows 8 içerisinde Windows 8 atmış olduğumuz USB elekten boot edeceğiz. Bunun için ben F12 tuşlarına basıyorum. F12 tuşu sayesinde boot menüsü çıkıyor karşıma görmüş olduğunuz gibi. CloverOS X Boot, Corsair Force.js. Force.js bildiğiniz üzere SSD'miz. Biz buradan Corsair Voyager GT3.0'ı seçiyoruz. GT3.0'ın içerisinde Windows 8'in kurulumu var. Ve görmüş olduğunuz üzere Windows 8 kurulumu başlıyor. Dil ayarlarına olduğu gibi bırakıyoruz, dokunmuyoruz, ileri diyoruz. Ve şimdi yükle diyoruz. Ürün anahtarımızı girelim.
ve ileri dedik. Lisans koşullarını kabul ediyorum diyoruz. Ve tekrar ileri diyoruz. Burada en önemli konu yükselt değil, özel, yalnızca Windows yükle seçeneğini seçeceğiz. Görmüş olduğunuz üzere bölümler hazır bir şekilde bekliyor. Burada Mac kurulan bölüm var, ardından diğer bölümler ve burada Windows bölüm var. Windows bölüm FAT32 biçiminde formatlandığı için biz bunu uygun NTFS biçimine geçirmemiz gerekiyor. Sürücü seçenekleri gelişmiş diyoruz ve ardından bu bölümü biçimlendir diyoruz ve tamam diyoruz. Görmüş olduğunuz üzere fotodiski dosya formatındaki birimi NTFS dosya formatıyla biçimlendirdik. Şimdi artık ileri diyerek kuruluma geçebiliriz. Kurulum bitti. Şimdi bilgisayarımız yeniden başlıyor. Ortadaki seçenek USB bellek arkadaşlar. Soldaki Mac ve en sağdaki de Windows'un kurulu olduğu disk yani SSD'miz. Seçerek tekrar boot ediyoruz ve Windows 8'in kuruluma devam etmesini sağlıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi Windows 8 kuruldu. Şimdi isterseniz bilgilerimizi girelim. Bilgisayar adını Teknopat yapalım ve ileri diyelim. Hızlı ayarları kullan diyelim. Kullanıcı adını Windows yapalım ve son diyelim. Windows 8 konusunda kullanıcılarımız biraz önyargılı olabiliyorlar ama ben şahsen Windows 8'i 9 aydan beri kullandığımı ve en ufak bir sorunla bile karşılaşmadığımı söyleyebilirim ve Windows 8'i kesinlikle herkese şiddetle tavsiye ettiğimin altını çizmek istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi Windows 8 başarılı bir şekilde kuruldu bilgisayarımıza ve her şey hazır. Şimdi isterseniz bilgisayarımızı yeniden başlatalım ve macOS'e nasıl boot edeceğimizi bakalım. Sağdan ayarlar diyorum, güç diyorum ve bilgisayarı yeniden başlat diyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi 5 saniye bir süre gidiyor. Eğer herhangi bir şey yapmazsam sistem en soldaki diskten boot edecek. Ortadaki disk takmış olduğumuz kurulum diski USB bellek yani Windows 8'in takılmış olduğu USB bellek. Sağdaki Windows 8 ve en soldaki ise Mac. İsterseniz şimdi Mac'e boot edelim Windows yerine. Ve görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde macOS X masaüstüne boot etti sistemimiz. Aynı şekilde isterseniz tekrar bilgisayarı yeniden başlatalım ve Windows 8'e ne kadar çabuk geçebildiğimize bakalım. Tekrar boot menüsü açıldı. 5 saniye dolmadan klavyeden tuşa basıyorsunuz ve ardından en sağdaki Windows'u seçiyorsunuz ve Enter'a basarak Windows 8'e boot ediyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi SSD sayesinde Windows 8 saniyeler içinde, burada bir hızlandırma kullanmadık, kullanıma hazır ve dual boot bir sistemde bu şekilde çalışıyor. İsterseniz son bir değerlendirme yapalım şimdi. Gerçeğin çölüne hoş geldiniz diyorum. Görmüş olduğunuz üzere Mac ile Windows arasındaki geçiş mavi hap ile kırmızı hap kadar basit. Mavi hap alırsanız güzellikler ülkesinde uyumaya ve inandığınıza inanmaya devam edebilirsiniz. Kırmızı hapı alırsanız tavşan yuvasının ne kadar derine gittiğini görebilirsiniz. İşte bu kadar basit. Mavi hap ve kırmızı hap. Seçim tamamen size kalmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka Teknopat videosunda görüşmek üzere.